İki ayda bu programa katıldın, 120 bin dolar kazandın. Bana diyor ki buranın diyorlar en iyi berberi sen misin diyorlar. Öyle miyim diyorum, öyle dediler diyor. Halbuki hiç hocam hiç tanımıyorum, görmemişim, bilmiyorum. Allah Allah diyorum, bu nasıl oluyor böyle. Şimdi müşterilerim değişti. Herkes bir iltifatla geliyor hocam. Herkes bir iltifatla geliyor. Bana diyor birisi böyleyken böyle söyle diyor. Burası çok iyiymiş diyor. O yüzden geldim diyor. Halbuki hocam ne geleni tanıyorum ne de gideni söyleyeni de tanıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Bu şekilde geliyorlar, gidiyorlar. Yani hayat, insanın hayatında o kadar güzel değişiklikler oluyor ki hocam. Sadece bu hocam uyguladım. Ya bir saat geçmedi hocam. Dükkanın içinde oturuyordum. Kimse yoktu o ara. Bir saat sonra dükkan doldu. Boş dükkanı hayal ediyorum. Dolusunu koyuyorum hocam. Doldu. Yani böyle bu kadar hani kısa zamanda tesir. Herkese kucak dolusu selamlar. Bugünkü konumuz Kenan Bey'in. Programdan sonra neler kazandı, neler değişti? Bir röportaj olacak. Kişisel gelişim yaptıktan sonra neler değişiyor? Kenan Bey de buna şahit, neler olduğunu adım adım anlatacak. Kenan Bey, biraz kendinden bahseder misin? Nerede kalıyorsun? Hocam şu anda İngiltere'nin Galler bölgesinde kalıyorum. İngiltere, Galler. Galler'de kalıyorum, evet. Evet. Orası böyle bir ada gibi bir yer herhalde, değil mi? He, burası küçük bir adanın içinde ada diyebiliriz yani. Adanın içinde ada gene burası. Evet. Küçük, çok da büyük bir yer değil. Tatil köyü diyebiliriz, öyle bir yer. Peki ne kadar Türk var orada? Hocam şu anda toplasak 10 kişi etrafımızda yok. Ne iş yaparsın? Biraz kendinden bahseder misin? Şu anda berber işiyle uğraşıyorum hocam. Kaç seneden beri? 16 sene kadar oldu. 16 seneden beri orada mısın? Yok, hayır, 16 senedir burada değilim. Aşağı yukarı 2 seneye yakın buradayım. Galler'deyim. Öncesinde İskoçya'daydım. İskoçya. Ondan öncesinde gene İngiltere'nin merkezindeydim. Londra'ya yakın bölgelerde. Oralardaydım. Evet. Ama hemen hemen her taraf aynı zaten. Pek de değişen bir şey yok. Çünkü kültür aynı, insanlar aynı. Hiçbir değişiklik olmuyor. Her gittiğimiz yer gene aynı. Peki orada kendini yalnız hissediyor musun? 10 kişi, 10 tane Türk var Galler'de. Hocam şimdiye kadar, sizinle tanışasıya kadar evet kendimi yalnız hissediyorum. Şöyle yalnız hissediyorum. Çünkü insan bir şey yapmak istediği zaman bazı konularda eksikliğini hissediyor. Çünkü bazı şeyler tamam olmamış. Farkındalık yok. Hiçbir şey yok. Ama şu anki düşüncelerimle bir önceki aynı şey değil. Çünkü çok farklı düşüncelere sahibim. Çünkü atacağım adım şu an ne yapacağımı en azından biliyorum. Ama daha önce de hiç bilmiyordum. Bilmeyerek ezbere gidiyordum. Ve gidip geri geliyordum. Yani bir çarkın içindeydin değil mi? Bir çarkın içinde dönüp duruyordum yani, çıkış var ama yani çıkışı bulamadıktan sonra dönüyorum duruyorum ama şu an çarkın dışına çıkmış vaziyetteyim. Çünkü farkındalıkla birlikte birçok kazanımım oldu bu programla birlikte. O zaman şöyle sorayım, nasıl başladın, yani nasıl tanıştın benimle, ne oldu, hani yıldırım mı çarptı, kafana saksı mı düştü, ne oldu? Hocam dükkanda çalışırken çok boş vaktim olduğu için YouTube'dan hep programlar seyrediyorum. Kendime göre bir programlar seyrediyorum. O ara bir sizin sayfanızı gördüm. Bir dokunayım dedim ya, burada dedim yani ne var ne diyor dedim şimdi. Çünkü arada birkaç sefer daha önceden çıkmıştı da ben bu oyuna es geçmiştim. Bir dinledim, dedim hani yani bir kıvılcım başladı hafif. Dedim herhalde dinlemem gerekiyor dedim. Çünkü biraz iyi geldi. Çünkü anlattığınız şeyler bendeki olan eksik yerlere böyle nokta atışı gibi oldu biraz. Ondan sonra bir scribe yaptım. Dedim ki hani bir daha video gelirse haberim olsun. Geldi, birkaç sefer daha geldi. Es geçtim, gene dinlemedim. Gene bakmadım. En son baktım. Çünkü boyuna geliyor. En son bir baktım. Bakayım dedim ya, ne var burada? YouTube'da. YouTube'da. Bir baktım ki keşke şimdiye kadar baksaydım. Yani keşke baksaydım. Neden es geçmişim şimdiye kadar? Çünkü insan hayatı boyunca eksik olan bir şeylerle zaten bir şekilde yetişiyor. Kimisinin annesi olmaz, kimisinin babası olmaz, kimisinin birçok şey eksik olabiliyor insan hayatında ama sizin söyledikleriniz, anlattıklarınız çok güzel ve tamamlayıcı oluyor. Çünkü şu an mesela kafamda
o kadar güzel düşünceler var ki, ama daha önce yoktu. Daha önce de bir şeyler oluşmuyordu. Ama şu an var. Yani şöyle mi diyelim? Sen diyorsun ki bütün nokta atışları yaptınız hocam. Yani aslında seni sana mı anlattın? Hocam beni bana anlatmaktan ziyade benim, yani orası bir diyelim. İkincisi benim yapmam gerekenlere adeta beni itiklediniz yani. Ben önceden gidemiyordum. Beni resmen içine koydunuz. Halifeciğim. Senin aradığın dünya burası. Bir bak, ne gör, ne var burada? Bir gör bakalım. Burada başarılı mısın, değil misin? Halbuki yapmam gereken tek şey hedeflerime doğru ilerlemek. Yani çok da büyük bir şey de değil. Çünkü sadece hedefine gidiyorsun. Ve ama arkasından çok güzel şeyler doğuyor. Mesela daha çok araştırıyorsun, daha çok öğreniyorsun ve öğrendikçe de daha çok hoşuna gidiyor ve hayata daha sıkı tutunuyorsun. Mesela daha önceden bir sürü kötü alışkanlığım vardı. Bir sürü. Yani bir insanın hayatında ne kadar kötü alışkanlık olabilir ki? Ama hepsi bende vardı. Evet. Hepsi bende mevcuttu. Çünkü biri bitiyor, biri başlıyor, öbürkünü yapıyorum, biriki oluyor, şu oluyor, bu oluyor, akşam oluyor, yatıyorum, kalkıyorum, hedef yok, hiçbir şey yok. Ama şu an kötü alışkanlıklarımın hiçbiri yok. Hepsi bitti. Bitti, arkasından o kadar çok güzel şeyler oldu ki. Yani yaşamak lazım. Hani bunu anlatması biraz zor oluyor. Yaşamak lazım. Çünkü hayatım çok güzel değişti. Çok güzel yerlere geliyorum. Geldim de gideceğimi de çok iyi biliyorum. Elhamdülillah. Yani şöyle diyelim mi? Beyin nöronları tazeleniyor. Beynimizde nöronlar var ya, hücreler. Evet. Çünkü sen öğrenmeye başlayınca, hayatını değiştirmeye başlayınca, davranışların alışkanlık haline gelmeye başlayınca, yeni davranışları alışkanlık haline getiriyorsun. O zaman kötü alışkanlıkların geride kalıyor. Artık yeni alışkanlıkların var çünkü. Hayatın değişiyor. Hatta ben sana, belki sana mı söyledim bilmiyorum ama herkese söylüyorum genellikle. Diyorum ki bak, benim programa katılmadan önce lütfen fotoğrafını çek diyor. Çek fotoğrafını. Evet. Sonra 3 ay, 6 ay veya 1 sene programım ne zaman bitiyorsa o zaman da çek ve karşılaştır diyor. Arada dağlar kadar fark var. Yüzündeki kırışıklıklar, evet, bile gidiyor bazen. Niye? Çünkü sen daha relaksın. Önünü görebiliyorsun, problemleri çözebiliyorsun, kasmıyorsun artık kendini. Hücrelerin yenileniyor, gençleşiyorsun. Yani hücreler yenileniyor, beyin nöronları. Daha önceleri mesela hani ibadet konusunda daha farklı bakış açılarım vardı. Ama şu an öyle değil. Mesela şu an yatıyorum. Benim için artık, zaten şöyle kısaca anlatayım hocam. Benim için artık uykunun bir önemi kalmadı. Uykunun benim için bir önemi yok artık. Yani uyumak benim için artık çok da büyük bir sorun değil. Yani uykusuz kalsam da olur. Ama yeter ki hedeflerime varabileyim. Doyuran taraf hedefe varmış olmam. Yani uyku beni artık doyurmuyor. Bana bir şey kazandırmıyor. Çünkü uyku artık benim için bir sadece boşa geçen bir zaman. Şöyle diyelim mi? Senin hayat yolculuğunda tekerin patlamış. Evet. Ve ömrünü ziyan etmişsin. Yani teker patlayınca beklemişsin. Evet hocam. Teker bekleyince, tamam mı, beklemişsin. Hatta bana söylemiştin uykuyla alakalı. Uyuyorum, işte zamanımı boşa geçiriyorum. Kötü alışkanlıklarla, kötü arkadaşlarla zaman geçiriyorum. Bekleme olmuş. Yani çarkın içerisinde beklemişsin. Tekeri patlak bir şekilde. Sonra teker tamir edilmiş. Tamir edildikten sonra diyorsun ki, ya ben bu kadar zaman geçirmişim, ömrümü ziyan etmişim, şimdi basayım gaza, uyku o kadar önemli değil. Hocam yani geçmiş zamanı tabii ki geriye getiremem ama önümdeki olan zamanı değerlendirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ve çok iyi gidiyor. Hem yaptıkça daha çok güçleniyorum ve daha çok irade sahibi oluyorum. Beni ilk ne zaman seyrettin? Ne zaman? Yani bir sene önce mi? Ve 3 sene önce mi? 5 sene önce mi? Ne zaman gördün beni? Hocam şu bir 5 ay önce gördüm. Evet. 5 ay önce gördüm. Tabii ondan sonra ertelemelerim oldu. Hep boşa attıklarım oldu böyle. Az bir şey dinleyeyim dedim. Hemen sıkıldım. Hemen bıraktım. Ondan sonra az bir şey daha derken iyi ki dinlemişim hocam. Yani iyi ki, çünkü en azından bu zamanı kurtarabildim. En azından burayı kurtarabildim. Çünkü aslında geçmişi de insan belirli bir süre kat ettikten sonra bu programın içinde geçmişin de pek bir önemi yok. Çünkü artık kafayı arkaya çevirdiğim zaman
Yani boşa geçmiş bir zaman oluyor. Yani hiç gereksiz bir durum. Çünkü önümde tertemiz bir yol var artık. Yani o beyaz sayfada ilerleyebiliyorsam ne mutlu bana, ki başarıyorum da onu. Şu an onu yapabiliyorum. Yani yeni bir defter açtık değil mi? Yeni bir kitap. Yeni bir defter hocam. Her şey sıfırdan başladı. Sıfır gibi bir hayatım var şu an. Bunu da gönderdik zaten. Programa katılan herkese bu kitabı veriyorum. Ve sıfırdan kitap yazıyorlar. Sıfırdan başlıyorlar. Ve hayat ondan sonra bu kitap artık başarılarla dolu oluyor. Huzurla dolu oluyor. Mutlulukla dolu oluyor. Bereketle dolu oluyor. Yani insanın hayatında tabii ki herkes yanlış yapabiliyor. Ben de çok yanlışlar yaptım. Hatta daha önce evlendim, ayrıldım, 2 tane çocuk oldu, hiç umursamadım bile. Halbuki yani insanın o kadar çok düşünmesi gereken, kendinde o kadar güzel şeyler var ki, biz tam tersini yapmışız hocam. Yani ne yaptıysak tam tersini yapmışız ki her şey kötü olmuş. Yani ben bilmiyorum, ben yapamıyorum diye bir kavram aslında benim kafamda artık bundan sonra oluşmuyor da. Yapmak ve yani yapacağım kavramları oluştu. Çünkü yani öncekilerden duyduklarımızla, yaşantımıza yansıttıklarımız hep bizi geride bırakmış. Hep geride kalmışız ve hep yanlışların içinde yüze yüze buralara kadar gelmişiz. Ama şu anki durum çok farklı. Her şey daha böyle daha ileriye, güzele doğru gidiyor. Daha da güzel olacağına inanıyorum hocam. Daha uzun lafın kısası şöyle söyleyeyim. Daha da iyi olacak çünkü. Daha da iyi olacak. Ne gibi alışkanlıklar gelişti sende? Mesela eskiden böyle basit anlatabilir misin? Öfke konusunda nasıldın, şimdi nasılsın? Hocam önceden öfkelendiğim zaman beni durduran aşk olsun. Kesinlikle duramıyordum zaten. Yerimde duramayan bir insandım da. Hiç duramıyordum. Ve şu an yani benim karşımda benimle kavga etmek isteyen kendi kendine boşu boşuna uğraşıyor. Yani beni hayatta beni kendi peşine takacak gücü kuvveti onda ben bulacağını zannetmiyorum. Seni kimse sinir edemez, kimse öfkelendiremez. Hocam niye sinir olayım ki? Yani bu arada niye sinir olayım? Çünkü anlamsız bir şey, anlamsız geliyor artık. Önceden açık söyleyeyim hocam. Önceden mesela kızdığım zaman, bir şey olduğu zaman hemen giderdim hocam, aklıma içmek gelirdi. Hemen giderdim, ne bileyim, aklıma öbür kötü alışkanlıklar gelirdi. Hemen sinirimi giderdim, oralardan çıkartırdım. Yani bir şekilde bende huy oluşmuştu bu. Yani kötü alışkanlığa sarılıyordun hemen değil mi? Öfkelenince. Kötü alışkanlığa. Oraya gidiyordum. Sanki orada tatmin oluyordum. Halbuki kendimi kandırıyordum. Başka hiçbir şey olmuyordu. Mesela gidiyordum, kumar oynuyordum. Niye? Kendi kendime soruyorum. Niye buradayım? Ya işte evde hanımla kaybettik. Stresimi atıyor. Ya halbuki hayatımdan yiyorum. Farkında değilim. Ama şu an öyle değilim ama hocam. Şu anki kavram çok farklı çünkü yani en azından şu an kalkıyorum. Çok da sinirliysem gidip namaz kılıyorum hocam. Yani daha nasıl söyleyeyim? Gidip namaz kılıyorum ve sakinleşiyorum. Çok da hoşuma gidiyor namaz kılmak. Daha önce yani de zorluyordun değil mi namaz kılmakta? Hocam daha önce şöyle kılıyordum. Bir tek sabah namazlarını kılıyordum. O da yani şöyle kılıyordum. Sabahleyin kalkıyordum. Oturup düşünecek çok güzel vaktim oluyordu sabahları. Burada kışın sabah namazı çok geç olduğu için hemen hemen saat 8'de oluyordu sabah namazı. 8.30'a kadar da geldiği zamanlar oluyordu. O yüzden de kendime ayırdığım vakit çok oluyordu sabahtan. Ya bir kalkayım bir namaz kılayım dedim sabah. Zaten vakit var. Geçmemiş. Sabahları kılıyordum gidiyordum ama hocam sabahleyin evden Müslüman çıkıyorum ama akşama eve kafir geliyorum çünkü içip geliyorum. Ya içip geliyordu. Çünkü sabah giden Kenan'la akşam gelen aynı kişi değil. Ki bu bayağı bir uzun süredir bu böyleydi. Ve bu git gel, git gel, git gel artık bir yerde insan tükeniyor, bitiyor ama tükendiği zaman keşke o zaman karşıma çıksaydım. İşte olmadı işte, kısmaymış ya. Şimdiki zamanı kurguluyorum. Hocam en iyisini, en güzelini ben hayatımda yaşadığım en güzel şeyi ben bugünlerde yapıyorum zaten. Hocam hayatımda ben böyle bir şey yapmadım. Bu kadar özgüven ben hayatımda hiç olmadı. Hayatım boyunca olmadı. Özgüven konusunu tekrar açar mısın? Daha önceden özgüven nasıl, şimdi nasıl? Hocam önceki özgüvenim vardı ama bu şekilde değil. Böyle bir özgüven değil. Bu özgüven çok farklı bir şey. Çünkü önceden mesela bir kavga olur, bir şey olur, şu hadi gel giderdim. Ama düşünmezdim. Ama şimdi özgüvenim daha çok var
En azından iki sefer düşünüyorum, üç sefer düşünüyorum. Bana faydası var mı, yok mu? Onun muhasebesini yapıyorum şu an. Yapabiliyorum şu an. Ama önceden yapmıyordum, böyle bir muhasebe yoktu. Direkt gidiyordum. Yani artık hayır mıdır, şer midir, nedir bilmezdim ama giderdim. Ama şu an öyle değil. Şu an bana bir katkısı var mı? Bana bir faydası var mı? Yani o an için benim karım bu işten nedir? En azından bunun muhasebesini çok iyi yapabiliyorum şu an. Yani düşünmeye başladın, öyle diyelim mi? Aynen hocam. Çok güzel düşünmeye başladım. Eskiden düşünemiyordun. Düşünemediğin için hata üzerine hata yapıyordun. Sabah namazı kılıyordun, çıkıyordun ama akşam içerek geliyordun. Aynen hocam. Yani tabiri caizse sabah Müslüman çıkıyordum, akşam kafir giriyordum. Yani. Hiç değişik bir şey yok. Yani sözün doğrusu bu. Aynen. Gerçi ne kadar oldu programa katılalı? 2 ay mı oldu? Bu ayın 21'inde 2 ay olacak hocam. 2 ay olacak. Tamam. Peki çevrendeki insanlar ne dedi? Neler söylüyorlar sana? Hocam şimdi çevremdeki en yakınımdaki mesela eşim, bu değişiklikleri bende çok çabuk, en çabuk fark eden o. Benim değiştiğimin çok farkında. Mesela geceleri uykuyla fazla işim yok zaten. Fazla uykuyla şeyim yok. Mesela saat 12, 1 gibi yatıyorum. Saat 2.30'da kalkıyorum. Ondan sonra sabah 4.30'a kadar gene ayaktayım. Gene bir 2 saat daha yatıyorum, kalkıyorum. İşe gidiyorum ondan sonra. Bütün günüm çalışmakla geçiyor ama ben hayatımda böyle bir şey yapmamıştım ki hocam. Ve bunları yaparken ibadet konusunu söylüyorum hocam. Çok büyük zevk alıyorum şu an yaparken. Yorulmuyorum. Hiç yorulmuyorum. Tat almaya başladı. Hocam böyle bir lezzet yoktu. Yok ya. Böyle bir lezzet olamaz yani. Uykusuz kalıyorsun, öyle diyelim. 4 saat uyuduğunu düşünelim. Peki uykusuzluk hissediyor musun? Yorgunluk hissediyor musun? Hiç hissetmiyorum hocam. Hiç ama hiç. Yani şu an karşınızdayım hocam. Hiç yani bir uykuyla mı şu an hiçbir şeyim yok hocam. Hiç. Hiç yok. Çakır gibi delikanlı diyorlar ya, çakır gibi delikanlı olmuşsun. Ben seni daha önceden görmüştüm. Bir ay önce. Arada dağlar kadar fark var. O zaman karşımda sanki 70 yaşında bir ihtiyar adam vardı. Samimi söylüyorum. Ama şu anda yüzündeki ifade, parlaklık, gözlerdeki o enerji ve dik duruşun 35, yani 35 yaşlarını gösteriyor. Bu ara yaşını da sorabilir miyim? 46 hocam. 46'sın, evet. O zaman 72'ydin. Belki 70 yaşında gözüküyor. Evet, doğrudur hocam. Evet. Ya hocam şimdi o zamanla bu zaman arasında gerçekten çok büyük fark var. Şöyle var. Hani belki sima olarak insanlar daha benden daha çok görüyorlardı beni ama ben aklımı, beynimi ve kalbimi söylüyorum hocam. Yani o kişi şu an karşınızda oturan kişi değil. Yani o Kenan'la bu Kenan aynı kişi kesinlikle değil. Görüyorum zaten. Kesinlikle değil hocam. Şu an kendim hani sizin programlarınızda da söylüyorsunuz ya hocam. Kendinize yatırım yapacaksınız. Ben hayatımın yatırımını yapmışım hocam zaten kendime şu an. Hayatında bir insan bir imza atar ya. Mesela çok güzel bir şey imza atar. Hayatının en güzel şeyini yapar. Ben bunu yapmışım. Sizin programınıza gelmekle ben bu şekilde bir adım atmışım. Şimdi insanlar var ya, bu videoyu izlerken çok abartılı diye düşünecekler. Ya çok abartıyor, ütopik, yani olmayacak bir şey. Bu anlattıkları şey masallarda var. Yani böyle bir şey, sihirli değnek, anlatabiliyor muyum? Orada var. Ya bu olamaz, bu kadar da olmaz, bu abartılı gibi diyenlere sen ne dersin? Hocam bu işin hiç abartılacak bir tarafı yok. Bence bu işi abarttı diyen insanlar aslında kendilerine bir şans verip bu programa girip bir görsünler bakalım abartılı mı değil mi? O zaman zaten kendilerinin nerede olduğunu farkına o zaman varacaklar. Neyin ne olduğunu o zaman daha iyi anlayacaklar. Şu an mesela tamam bu programı birileri izleyip yani benim es geçtiğim gibi inşallah geçmez hiç kimse bir an önce her şeyi yoluna koyarlar ama bence vakitlerini zayi ederler. Eğer es geçerseler. Bence bir an önce kesinlikle doğru yola girmeleri gerekiyor ki çıkış yolu da buradan geçiyor. Çünkü
İnsan hayatında kumar hastalığı var, esrar hastalığı var, alkol var. Var da var hocam, her şey var. Yani bir insan eğer ben bunları severek yapıyorum diyorsa zaten kalsın orada. Ha ben istemiyorum, bırakıyorum, bırakamıyorum, gidiyorum, geliyorum, bu çarkın içinden çıkamıyorum diyorsa o zaman buyur gel, çıkabiliyor musun, çıkamıyor musun? Sen bir gel bir gör, al bana baksın o zaman ben nasıl çıkmışım ki var mı benim kadar günahkarı önceden bileyim. Ben her şeyi yapıyordum hocam. Yani her şey, insanın hakları, bir günah geliyorsa bana desin ki evet olur. Ama ben ki çıktım, herkes çıkabilir hocam. Kesinlikle çıkabilir. Peki bir şey vardı hatırlıyor musun? İlk görüşmemde sen dedin ki hocam benim problemim irademe hakim olamamak, istikrarsızlık, çabuk pes etmek, motivasyonun evet, kırılması. Tamam böyle bir hevesle başlıyorum ama o heves kalmıyor. Kötü alışkanlığıma tekrar geri dönüyorum. Kötü alışkanlıklarım var saydın o zaman. Ben sana evet, hocam. İşte şu var, şu var, şu var sıraladın. Hocam acaba ben düzelir miyim diye sorduğunda ben şunu söyledim. Ben sana bir liste vereceğim, bir reçete vereceğim, bir program vereceğim. Diyet programı gibi. Senden fazla bir şey istemiyorum. Bu programı takip et. Sanki bir kırmızı ip gibi, şerit gibi düşün. Arkasından çek. Sağa sola bakmana gerek yok. 3 ay ve 6 ay neyse bu programda devam et. Onlar geride kalacak Allah'ın izniyle. Onlar zaten dökülecek. Yumurta kabuğu var, olur ya böyle yumurtayı pişir haşlarsın. Tıkır tıkır evet, dökülür, kaybolur. Sonra yumurta çıkar ortaya böyle pırıl pırıl. Onun gibi ortaya çıkacak. İçindeki o cevher çıkacak demiştim, hatırlıyor musun? Evet, hatta evet, anlattırmamıştım sana. Ya gerek yok, onları bana anlatma falan demiştim. Gereksiz. Çünkü evet, onlar hepsi çözülüyor. Sen güneşe doğru yürürsen gölgen arkandan gelecek demiştim belki de sana. Çünkü gölge zaten arkadan geliyor. Dünya arkandan geliyor. Ama sen güneşe doğru git. Gölgeni yakalamaya çalışırsan işte o gölge kötü alışkanlıklar, işte mutluluğu başka yerde aramak, uyuşturucuda, kötülükte, kötü alışkanlıklarda, günahlarda gölgeni bir türlü yakalayamayacaksın. Güneş evet, arkanda kalacak. Dolayısıyla sen o zaman onu demiştim. Hiç o konuyu açtırmamıştım bile sana. Sen bana işte saydığında şunlar 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 var acaba düzelir miyim falan dediğinde sen dedim sırtını gölgeye çevir, güneşe doğru dön, geride kalıyor zaten gerisi. Arkada kal. Kesinlikle ve kesinlikle hocam, yani başarı insana aslında çok yakın duruyor da yani bir adım atmak gerekiyor sadece. Yani bir adım attıktan sonra zaten gerisi geliyor. Yani hatta şu bana verdiniz şu çok yani hocam şu o kadar mücevher değerinde bir şey. Yani bu parayla ne alınır ne satılır hocam. Öyle bir değer, çok değerli bir şey bu. Müthiş bir şey hocam. Ya insan kendini hani insan kötü alışkanlıklarından dolayı kendisinde olan güzellikleri zaten göremiyor. Benim şu tecrübelerim var. Benim şu yapabileceğim işler var. Mesela insanın bir ticari anlayışı var. Ben de yeni yeni daha çok çıkmaya başladı hocam ortaya. Araştırma olarak, şey olarak daha çok çıkmaya başladı ben de ortaya. Bugün, özellikle bugünlerde. Ticari zeka da gelişiyor değil mi? Yani ticarette de başarılı oluyor insan. Bereket geliyor, para geliyor, akıyor sanki böyle. Böyle bir şey ya hocam, önceden dükkana müşteri gelmesin diye hocam kısırıp oturuyordum arkaya ki. Çünkü şey, her gün yorgun, argın, çalışasım yok, hiçbir şey yok. Yani bugün tam tersi oldu hocam. Hem bereketim arttı, hem dükkan müşteriye doldu. Sokakta hocam alışveriş yapıyorum. Hiç dükkana gelmemiş küçük çocuklar bile bana diyor ki buranın diyorlar en iyi berberi sen misin diyorlar. Öyle miyim diyorum. Öyle dediler diyor. Halbuki hiç hocam hiç tanımıyorum, görmemişim, bilmiyorum. Allah Allah diyorum, bu nasıl oluyor böyle. Şimdi müşterilerim değişti. Herkes bir iltifatla geliyor hocam. Herkes bir iltifatla geliyor. Bana bir birisi böyleyken böyle söyledi diyor. Burası çok iyiymiş diyor. O yüzden geldim diyor. Halbuki hocam ne geleni tanıyorum ne de gideni söyleyeni de tanıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Bu şekilde geliyorlar, gidiyorlar. Yani hayat, insan hayatında o kadar güzel değişiklikler oluyor ki hocam. Sadece bu mesela buraya hedefimi yazıyorum hocam. Dolduruyorum.
dediğiniz gibi 5 tane hedef yazıyorum. Yani 3 tanesini yapmış mıyım, yapmamış mıyım? Bazen hocam akşama kadar yüzüne bakamıyorum çünkü çalışıyorum sürekli. Hele hele son 1 aydır işimde müthiş bir artış var. Son 1 aydan beri hemen hemen oturmuyorum. Geceleri fazla da uyumuyorum. Kendimi yorgun da hissetmiyorum. E hocam, daha bendeki bu değişiklikler kısa zamanda bayağı bir iş oldu yani. Bayağı bir şey oldu hocam. Güzel şeyler oldu yani. Çok... 2 ayda bu kadar güzellikler yaşadın. Hatta davranışları alışkanlık haline getirdin. Evet hocam. Samimi soruyorum şimdi. Sen namaza başladın herhalde. Tam kılıyorsun. Hocam namaza 5 vakit namaza başladım. İlk önce sadece farzlarını kılmaya başladım. Evet. Sonra dedim bu böyle olmaz. Sünnetlerini kılmaya başladım hocam. Sünnetleriyle beraber kılmaya başladım. Tabii bu arada aynı zamanda da bir araştırmacı tarafım çıktı ortaya hocam. Hemen açıyorum. Nerede bulabilirim? Hemen bakıyorum hocam. Karşıma duha namazı çıktı. Dedim bu nasıl oluyor? Çünkü daha önceden duymuştum ama şey yani pek önemsememiştim. Bir baktım hocam. Sabahleyin kalkıyorsun, uyuyorsun. Güneş bir mızrak yukarı çıktıktan sonra kılman lazım. Ve kaç rekat? 12 rekata kadar kılabilirsin. Ama 2 rekat yeterli diyorlar. Ben 8 kılıyorum hocam. Maşallah. Kılmadan da gitmiyorum. Çıkmıyorum kapıdan dışarıya. Maşallah. İlla kılacağım, gideceğim. Geç kalsam da işe hocam. Kesinlikle yapmıyorum. Ve ondan sonra hocam bir de birazcık daha araştırdım. Evabin namazı çıktı önüme. Akşam namazından sonra kılınıyormuş hocam. Dedim bu ne için kılınıyor? Baktım 2 rekat. İşte 6 diyen var. 4 diyenler var. İşte farzın son 2 sünneti de evabin namazı sayılır diyenler var. Ve ben dedim 6 tane kılayım. Yani biri öyle söylüyor, biri böyle söylüyor ama herkes dedim doğru söylüyordur bir şekilde ama hani en azından ben dedim fazlasını kılayım. Şimdi onu da kılıyorum hocam. Gece yatıyorum. Hocam saat 2-2.30 gibi kalkıyorum. Gecenin 2.30'unda kalkıyorum hocam. Teheccüd namazı kılıyorum. Yatmıyorum hocam. Hemen bir Yasin okuyorum. Amin Resulü okuyorum. Vallahüllezi okuyorum. Bir bakıyorum zaten imsak vakti gelmiş. Hemen hocam imsak vakti girdikten sonra namazı da kılıyorum. Sabah namazını da kılıyorum. Güneş doğmasına yakın hocam. O aralar gidiyorum, yatıyorum. 1-2 saat veya 1.5 saat. Gene kalkıyorum. Hayatımı bu şekilde çarkı çeviriyorum hocam. Bu şekilde hayatına bir huzuru aldın, getirdin. Huzur. Evet hocam. Yani ailende huzur var. Çünkü eşin sana dedi ki sen de bunlar değişti. Evet. Fark etti. Sonra insanlar da fark etmeye başladı. Onlar da iltifatla yaklaşıyor sana. Huzur geldi. İyi. Bereket de geldi. Bereket, evet. Para da geldi. Daha çok bereket geldi. Ve sen bereket geldikçe hayırsever bir insan olduğunu da fark ettim. Çünkü bana feedback geldi. Sen gidip hayırlar da yapıyormuşsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Ondan sonra sağlığın zaten yüzün gençleşti. Sağlık geldi. Mesleğini sevmiyordun eskiden. Kaçıyordun. Arka taraflarda saklanıyordun. Vallahi öyle yapıyordum hocam. Yani. Ya hocam arkada saklanmak sabahleyin ben hocam evden çıkıyordum. Gidiyordum dükkana. Sözüne sahip illa akşamdan sabaha kalmış biraz esrar oluyordu. Onu alıyordum. Hemen arkada sarıyordum, içiyordum. Tabii kendime gelesiye kadar zaten öğlen oluyordu hocam. Kafam yerine gelesiye. Öğlenden sonra zaten çalışsam ne olur, çalışmasam ne olur. Hayatım böyle geçiyordu. Çok dengesiz. Yani ne bileyim böyle bir çok biçimsiz bir hayat. Ya. Böyle hayat olmaz ya. Nasıl yaşıyordum ben onu bilmiyorum hocam o şekilde. Yani sen diyorsun ki hayatta biraz önce onu anladım ben. Sizin programa katılmış en ekstrem, en dipte esrar keş. Anladım. Hocam her şey. En dipte bütün günahlarıyla en dipte olan bir kişi bile 2 ayda bu hale geldiyse Allah'a şükür hocam. Elhamdülillah. Allah nazardan saklasın. Maşallah, Sübhanallah, Barekallah. Bu böyle olduysa o zaman sadece motivasyonu eksik, önünü göremeyen, kendini iyi ifade edemeyen birisi problemini zaten bu programda çözer. Ya hocam zaten kesinlikle çözer hocam. Kesinlikle çözer. Ya daha bugün hocam. Settar tekniğini tekrar izledim.
Çünkü daha önceden not almamıştım. Settar tekniği hiçbir yerde yok. Sadece bizde var. Settar tekniği. He, hocam inanın bana seyrettim. Zaten bir 5 küsür dakikalık bir şey var. Video var. Onu seyrettim. Hocam uyguladım. Ya bir saat geçmedi hocam. Dükkanın içinde oturuyordum. Kimse yoktu o ara. Bir saat sonra dükkan doldu. Boş dükkanı hayal ediyorum. Dolusunu koyuyorum hocam. Doldu. Yani böyle bu kadar hani kısa zamanda tesir bir tek Allah verebilir böyle bir şey. Başka bir şey olamaz. Çünkü çok inanarak yapıldığı zaman, inanarak girildiği zaman hikaye değil hocam. İnsan kendini bir haftada da değişiklikleri hissedebilir kendinde bir yerlere geldiğini. Çünkü her attığı bir adımda, her uyguladığı hedefinde bir azim daha geliyor üstüne. Bir şey daha azimleniyor. Az bir şey derken ve insanda büyük, mükemmel bir irade oluşuyor. Yani ben artık kötü alışkanlıklarımı yapmayacağım. Başkalarına kızıp kendime zarar vermeyeceğim. Bulunduğum şu anki durumu kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğim. Yani şu anki olduğum durum çok mükemmel bir yerdeyim. Çünkü ben bu hissi hayatta ben görememiştim hayatımda. Kesinlikle. Hocam bu saatlerde, hatta bunu da söylemiştim size, akşam olduğu zaman ikindi ile akşam arası benim içime bir tane ağırlık çöküyordu. Bana bir ağırlık çöküyordu hocam. Çöküyordum böyle, resmen bir ağırlık çöküyordu hocam. Şu an öyle değilim ki hocam. Şu an içim huzur dolu. Daha tam tersi oldu bu sefer. Akşam vaktini kolluyorum namaz için. Oraya beklerken. Tabii o arada aradaki zaman çok uzun olduğu için hocam. Gün batımı burada geç oldu. Yani hayatım dop dolu ve çok güzel hocam. Daha ne diyebilirim? Çok süper bir şey oldu. Yani Allah şükür olsun çok güzel gidiyor yani şu an. Maşallah. Subhanallah. Her zemin fazlı Rabbi. Yani bütün güzellikler, fazıl Allah'tan geliyor. Güzellikler, iyilikler Allah'tan geliyor. Şimdi burada hep biraz yani onu anladım. Ben yani konuşurken hep ilahiyat konusuna girdik. Hep yeni konulara girdik de bu programın içerisinde içerik olarak klinik psikoloji var, yani sosyal psikoloji var, ondan sonra toplumsal psikoloji var, nöropsikoloji var, hayatın içerisinde ticaret psikolojisi var, yani bolluk psikolojisi var. Yani şöyle diyelim, bu programın içerisinde ne kadarı bilim, ne kadarı ilim? Hocam hemen hemen hepsi birbirine orantılı. Evet. Hepsi birbirine orantılı hocam. Bilim dediğimiz zaman bilim de bir yere kadar olur. Bilimin yetmediği yer olduğu yerde ilim başlıyor eğer inancın varsa. Ve gördükçe hepsinden tadını alıyorsun. Hepsinin bir lezzeti var, hepsinin bir güzelliği var. Mesela Settar tekniğini yaptığımız zaman hocam, yani ilim tarafına bir giriş yaparsak ilim tarafından, orada pek bir ilimi görmüyorsun girişte. Ama biraz düşündüğün zaman aslında başında var. Peki eşin ne diyor daha? Onu tam açamadık. Ne diyor seninle alakalı bu programa katıldıktan sonra? Eşimin söylediği şu, konuşmaların değişti diyor. Yani daha farklı, böyle daha özgüvenli konuşuyorsun. Daha böyle sanki evet ben bunu söyledim, kesinlikle bu öyle olacak. Yani buradan bir geri vites yok. Yani sözünün eri oluyorsun, sözünden caymıyorsun, onu fark ediyor. Veya sen söylediğin zaman eşin sana full güveniyor. Aynen hocam. Aynen hocam. Bir özgüvenle söylüyorsun. Sen diyorsun ki beyaz beyaz, siyah siyah. Ama eskiden öyle değildi. Beyaz birden siyah dönebiliyordu değil mi? Çünkü kendine inanmıyordun. Önceden 4-5 kelime konuştuktan sonra arkasından neredeyse savaş çıkıyordu. Arkasından yani bir gıcıklaşma başlıyordu. Ama şu an öyle bir şey kalmadı. Şu an öyle bir şey yok. Bir şey mesela sorduğu zaman bana beni sonuna kadar dinliyor. Sonuna kadar dinliyor ama bu şimdiye kadar böyle olmuyordu hocam. Yani ortadan kesilip savaş çıkıyordu. Bu şekilde oluyordu daha önceleri. Ama şu anki öyle değil. Şu an daha farklı bir bakış açısı var. Sana diyor mu? Sen ne alıyorsan devam et. Bu aldığın, içtiğin ne varsa devam et. Yok hocam, yolun başında aslında bana şöyle söyledi. Ya dedi, ne işin olur dedi. İnternetten dedi, böyle bir şey mi olur? Bu şekilde dedi. Hani neyini değiştireceksin dedi internetten beri. Yani ne olur ki dedi. Ya dedim, kaybedecek dedim. Neyim var ki? Yani neyi kaybedebilirim ki dedim bu saatten sonra. Kaybedecek dedim ne var? Hiçbir şey yok. Yani dibe inmişim zaten. Zaten dipteyim. Yani daha neyi kaybedeyim?
Ya yok ki hiçbir şey yok. Zaten olan olmuş, bitmiş. Ya dedim bundan sonra hep kaybetsem dedim ne olur ki? En son dedim bir dönerim sırtımı dedim. Gideceğim yer dedim belli zaten. Ve başka dedim nereye gideceğim? Onu dedim o akşam içerim unuturum dedim. Yarın dedim Allah dedim ne gün verirse onu yaşayacağım. Başka dedim hiçbir şey yok. Ama tabii iyi ki gelmiş hocam. Öyle değil çünkü. Çok farklı, güzel bir ortam, güzel bir dünya. Yani insan kendini gerçekten bulmak istiyorsa, kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa bence bu yola mutlaka girmeli. Yani en azından bir hiçbir şey yapmıyorsan YouTube'a aç videoları izle arkadaş. Yani bunu yapabilirsin. Aç izle ya onları izle. Sadece aç onu bir izle. Birkaç tane videoyu izle bakayım ne göreceksin. Ama hangi videoları izlesin? Yani bir sürü YouTube'da bir sürü video çekenler var. Bence hocam ülkence şu kartalla tavuğu görmesini izlemelerini tavsiye ederim. Ama kimin? Bizim Mahir Coaching Akademi'nin Evet. Kartal Kartal. hikayesini izlesinler. Ha, onu izlesinler. Ondan sonra ticaretle uğraşıyorsalar zenginlik bilincini izlesinler. O da orada çok güzel. Hatta hocam çok güzel notlar aldım ben oradan. 15 tane yakın, 15'e yakın konu sayıyorsunuz hocam. Bir ticaret yapmak isteyen insanın bilmesi gereken 15 tane konu var. Hepsi birbirinden çok çok önemli olan, gerçekten çok önemli şeyler. Zaten o 15'i uygulayan insan zaten kesinlikle bir biznesmen olur. Programa katılanlar birden bereketi çoğalıyor. Çünkü doğru zamanda doğru hareketler yapıyorlar. Zamanlarını israf etmiyorlar o yüzden. Ya hocam şimdi ticari açıdan baktığınız zaman konuya yani insanın cebinde parası olabiliyor ama kafası basmıyor hiçbir şey yapmıyor. Tamam para var ama gidiyor birisine inanıyor, iş yeri açıyor, birisine kızıyor, iş yeri açıyor. Ne bileyim bilinçli bilinçsiz elemanlar alıyor. Hatta sizin oradaki videonuzda söylediğiniz gibi yani aldığınız elemanın size bir faydası olması gerekiyor. Yani size bir getirisi olması gerekiyor. Bir anlam taşıması gerekiyor. Tamam eleman var ama belki amcanın oğlunu aldın, belki yeğenini aldın ama sana bir getirisi yok. Öyle duruyor orada. Onun bir anlamı yok ki. Yani zaten ben hocam orayı bir dinledim. Orada zaten benim dım gitti zaten hocam. Orada. O hangi video? Arkadaşlar bu videoyu izlerken baksınlar. YouTube'da bizim Sana dersem hocam zenginlik bilinci olması lazım. zenginlik bilinci. Ha, öyle bir bilinci olması lazım. Zenginlikle alakalı İsa Mahir yazarlarsa bir sürü video çıkıyor zaten. Onları sırayla izlesinler. Hem bereket. Tabii burada zengin olmak tamam iyi güzel de birinci sırada gönül zenginliğini kazanmak. Çünkü gönül zengini olursan gerçek zengin oluyorsun. Evet. Çünkü Rabbim hemen arkasından gerçek zenginliği veriyor. Yani parasal zenginlik de geliyor ama ilk önce gönül zenginliği. Bu bizim çalışmalarımızda ilk önce gönül zenginliğine hitap ediyor. Yani bilinç zenginliği, bilinçaltı zenginliği, ondan sonra gönül zenginliği derken para akıyor sonra. Yani insan olgunlaşıyor. Yani sizin dediğiniz gibi hocam şu bardağı ülkede bir boşaltmak gerekiyor. Evet. Bardak boşaldıktan sonra zaten özgüven geliyor. Ondan sonra zaten insanın önü açılıyor. Yapılacakları işler karşısına güzel çıkıyor. Onu tam anlatabilir misin? Yani programa almadan önce ben ne yapıyorum? Diyorum ki bütün bu zamana kadar bildiklerini unut diyorum, değil mi? Bütün bardağı boşaltman lazım. Çünkü ben o bardağa bir şeyler dolduracağım. Sırlar dolduracağım, yöntemler, teknikler, güzel, seni ileri götürecek. O yüzden bu zamana kadar bildiklerini unutman lazım. Çünkü o bildiklerin seni bu zamana kadar başarıya götürmedi, öyle değil mi? Hocam beni götürdüğü yer hep günahtan başka hiçbir yere götürmüyordu. Hep kötülüğün içine soktu beni zaten. Onu Kötülüğe soktu. boşaltıyorum. Ben onu boşaltıyorum. Boşalttırıyorum, ondan sonra alıyorum programa. Yani benim karşıma ya işte bazıları geliyor. Hocam ben işte kuantum eğitimi aldım. Yok şunu aldım. Yok bunu aldım. Ben işte 5 üniversite bitirdim. İşte ben işte doçentim, profesörüm. Diyorum ki sen bunları, titelleri hepsini unut. Bardağı boşalt. Benim yanıma öyle gel. Ben o zaman seni ileri taşıyabilirim. Sen talip oluyorsan, bir şey öğrenmek istiyorsan o zaman talep senden gelmesi lazım. Sen istemelisin ve sen kabul etmelisin. Sen öğrenmeye açık olmalısın. Zaman harcamalısın. Kendine zaman harcamalısın. Kendine değer vermelisin. Kendine bir de yatırım yapmalısın. Çünkü kendine yatırım yaparsan algıların açılıyor. Öğrenme sistemi açılıyor. Yoksa
kendine para yatırmazsan, değer vermezsen o zaman öğrenemiyorsun. Hocam tabii ki de insanın her şeyden önce hocam insan bir kere kendisine yatırım yapmasını bilmesi lazım. Bu da kendisini tanımaya yol açıyor. Kendini tanıyabiliyorsun. Eğer kendini tanıyamıyorsan zaten yani her şeyin olsa bile zaten ya zalim yönetici oluyorsun ya da içi boş bir yönetici oluyorsun veya içi boş bir aile reisi oluyorsun. Yani içi bomboş bir şey oluyor. Çünkü kendini tanıyamıyorsun. Çünkü her şey kendine yaptığın yatırımdan geçiyor. Yani bir en güzel bir şey insanın kendine değer vermesi. Ya kendine yatırım yapıyorsan da bu demektir ki evet sen kendine değer veriyorsun. Veriyorsan da bu sefer kapılar açılıyor sana. Önünü açıyorsun ve oradan giriyorsun ve girdikten sonra zaten her şey geliyor, önüne geliyor. Ne istiyorsan önüne geliyor. Hatta demin dediniz, sırlar dediniz. Gerçekten dünya gerçekten sırlarla dolu ki yani normal bir insan üniversiteyi bitirse, doçent de olsa eğer bu sırrı bilmiyorsa hiçbir anlamı yok. Bu sır da kendine yatırımdan geçiyor. Kendini bilmesi, öğrenmesi gerekiyor. En güzel yol buradan geçiyor. İyi ki de girmişim hocam. İyi ki Allah size vermiş. Siz de bize nasip ediyorsunuz. Biz de bu yoldan geçiyoruz. Allah razı olsun. Peki şimdi bak sen anlatıyorsun. Her şey böyle utopik geliyor. Böyle uçuk kaçık böyle ooo falan ya, abartıyorlar falan. Hatta bir kısmı buraya kadar izleyecekler tahmin ediyorum. Şu anda kaç dakikalık bir video oldu bilmiyorum ama buraya kadar çok az insan gelecek. Ama onların kafasında soru işaretleri olacak. Diyecekler ki ya hakikaten böyle mi ya? Ya gerçekten bu kadar mı yani abartılı gibi gelecek onlara? Sen de bunu ilk izlediğinde, bu videoyu ilk izlediğinde sen de böyle düşünür müydün daha önceden? Halbuki ben izledim hocam. Daha önceden çekim yaptığınız videoları ben izledim. İzledim. Acabalarda kaldım. Acabalarda çok kaldım. Düşündüm. Bir tane daha, bir kişi daha seyrettim. Bir tane bayan vardı. Onun söylemlerine baktım. Bir tanesi evden hiç çıkamıyordu. Sizin sayenizde hemen evden çıkmış aynı gün. 45 dakikada. Onu izledim. Yani izleye birikim oldu. Birikimden sonra zaten cesaret geldi ve içeriye kapıdan geçtim hocam. Ama şimdi şöyle bir şey var hocam. Şimdi mesela ben İngiltere'de yaşıyorum şu an. Yani uzun süredir burada olduğum için beni birçok insan zaten sima olarak gördükleri zaman zaten tanıyacaklardır. Göreceklerdir. Yani beni tanıyan beni arasın bir sorsun bakalım. Bu hayat nasıl geçmiş, böyle nasıl olmuş hocam? Size ben anlatayım onu. Seni nereden tanıyacaklar? İngiltere'dekiler mi tanıyacaklar? Tanırlar hocam. Tanırlar değil mi? Meşhur mu? Tanırlar. Çok iyi tanırlar hocam. Hakikaten. Geçmişteki evet. Karanlık günler. Hani var ya birisi devamlı çıkıyor anlatıyor pazar günleri. Onun gibi mi acaba? Hemen benzetebiliriz hocam. Hemen benzetebiliriz. Evet. Şimdi şöyle bir şey var hocam. İnsan şimdi eğer kötü alışkanlığı varsa eşi dostu da çok oluyor. Evet. Eğer iyiysen az oluyor, çok güzel oluyor. Ama kötüysen eşin dostun çok olur. Çünkü aynı günah kapısından herkes bir keçi olarak geçtiği için orada herkes birbirini çok iyi tanıyor. Bir de gelsinler, bu benim geçtiğim şu kapıdan geçsinler, asıl güzelliği burada görsünler. Asıl güzellik burada. Yani diyorsun ki ben şahidim, ben bunları yaşadım. Gelsinler beni bulsunlar İngiltere'de, ben onlara tek tek anlatırım diyorsun. Hocam İskoçya'da yaşadığım zamanlar daha çok uzun süre olarak İskoçya'da kaldım. Yani şu an İskoçya'da yaşayan bir sürü Türk var. Akrabam da çok var. Yani bir baksınlar bakalım nasıl oluyor bu iş. Bir görsünler oluyor muymuş olmuyor muymuş. Bir görsünler bakalım. Farkı görsünler değil mi? Bir farkı görsünler. İnanıyorum ki hocam yani şu bu kapıdan geçmek isteyen o kadar çok insan var ki. Ama cesaret. Hocam götürüyorsun kumara bir dünya para atıyorsun. Evet. Gel bir de burada bir kumar oyna bakalım. Nasıl bir kumarmış bu? Bir de bunu gör bakalım. Bir de buna bir bak. Zaten attığın zaman sırtını dönüp iki duman çekip yattığın akşamları hatırla bakalım. İçip içip unutmaya çalıştığın akşamları hatırla bakalım. Aynı şey mi değil mi? Bir gel bir gör bu kapıdan geç bakalım. Bir de gel burayı dene.
Bir tat al, ondan sonra gör diyorsun. Ya bir bak, bir tadına bir bak. Bak bakalım nasıl bir şeymiş burası. Bu kapıyı bir gör bakalım. Burası nasıl bir kapıdan geçiyorsun? Bir gel, bir gör. Hayatını buluyorsun, kendine geliyorsun. Bütün kötü alışkanlıklarına küsüyorsun. Hepsini bırakıyorsun, gidiyorsun. Önünü açıyorsun. Karşında bembeyaz bir sayfa çıkıyor. Oraya da altına bir imzanı atıyorsun. Bismillah diyorsun, yola çıkıyorsun. Yani bundan daha güzel bir yol yok ki. Tertemiz bir hayat. Hatta sigarayı bile bıraktım hocam. Onu biliyorsunuz zaten. Sizin programınızda. İki gün sonra bıraktım hocam. İki gün sonra. Çünkü insanın hayatını güzelleştirmesi için sağlığa değil, önce sağlığa ihtiyacı var. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bu programa katılanlar var ya, herkes iradesini güçlendirdiği için sigara içiyorsa sigarayı bırakıyor zaten. Yani ben sigarayı bırakmayanı bilmiyorum. Kafaya koyduktan sonra, yani bu programa katılınca, aslında bizim hedefimiz sigarayı bıraktırmak değil. Veya kötü alışkanlıkları bıraktırmak da değil aslında. Bizim hedefimiz hayat kalitesini arttırmak, başarıyı arttırmak, huzuru arttırmak, sağlık. Bana hiç kimse, sizin tarafınızdan bana hiç kimse demedi. İçme, esrar içme, şu hatayı yapma. Bana hiç kimse öyle bir şey söylemedi hocam. Bunlar zaten otomatikmen kendi kendine oluşan şeyler bunlar. Onu demek istiyorum. Yani bizim programa katılanlar otomatikmen kötü alışkanlıkları varsa bırakıyor. Veya irade eksiklikleri varsa onlardan kurtuluyor. Özgüven eksiklikleri varsa özgüven eksikliğinden kurtuluyor. Özgüven kazanıyor. Otomatik oluyor yani. Hocam bu sizin programınızda, yani girdikten sonra maddi ve manevi olarak insan gerçekten çok büyük adımlar atıyor. Adımlar atıyor ki aynı zamanda da şey değil hocam, yani böyle iki günlük bir yol da değil. İnsan istiyor ki ömrünün sonuna kadar bu yoldan devam etsin. Sonuna kadar gitsin. İnşallah devam ederiz. Yani sonuna kadar gitsin diyor. Çünkü mesela şu an hocam benim şu duvara yazdığım hedeflerim var. Burada hedeflerim var, şurada dualarım var. Bir yıllık hedefim var hocam, bir günlük hedefim var. Dükkanda ayrı yazdığım başka bir hedefim var. Hepsine teker teker okuyorum hocam, her gün okuyorum bunları ama okudukça güçleniyorum. Bana samimi söyle. Sen eğer bu programa katılmasaydın, sana maliyeti ne kadar olurdu? Bana bunu dolar olarak veya euro olarak söyleyebilir misin? Böyle tek tek söyleyebilir misin? Sana bu programa katılmasaydın maliyeti ne olur? Hocam eğer ben bu programa katılmasaydım bana maliyeti 90 bin sterlindi bugün. 90 bin sterlin. Bunu evet. Açar mısın? Nasıl olur? 90 bin sterlin şöyle hocam. Aldığım parayı götürüp bu oyuna ya borsaya ya kumara ya esrara ya alkole hepsine böyle saçıp saçıp gelecektim hocam. Başka hiçbir şey olmayan. En kısası bu. Yani elinde olan parayı hemen böyle saçıp savuracaktın. Hocam eline para geliyor. Kazanıyorsun ama para bitmeyince rahat etmiyorsun. Evet. Çünkü neden? Bereket yok. Hiçbir şey yok. Yani geliyor ama geldiği gibi de gidiyor. Hiçbir kıymeti yok. 90 bin sterlin aşağı yukarı 100 bin euro yapıyor. Aşağı yukarı. 120 bin dolar yapıyor. Yani bu programa katılmasaydın sana maliyeti 120 bin dolar olur. Hocam 2 ayda ben köşeye 100 bin sterlin para koydum diyebilirim. 2 ayda köşeye. 2 ayda köşeye o kadar koydum diyebilirim. Maşallah. 2 ayda bu programa katıldın, 120 bin dolar kazandın. Bir şey soracağım. Sen bu ara tabii bu normal söylenmez ama çok hayır da yaptın yani. Onları da hesapladık. Ya yaptım hocam, evet. Hayır da yaptın. Yaptım. Kurban Bayramı'nı bekliyorum hocam. Sabırsızlıkla inşallah o zaman da yapacağım. İnşallah. Şey oldu artık, ben sabırsızlık başladı hocam. Yeter ki yapayım. Hayır da yarış yapıyorsun. Yani yapmam lazım çünkü hocam. Hatta evet. Hocam burada hedeflerimden bir tanesinde de yazmışım hocam. Çok para kazanıp dünyayı gezip fakir insanlara yardım edeceğim inşallah diye yazdım hocam. Birinci hedefim o. 2 ayda 90 bin dolar kazanırsan o zaman sen bir senede aşağı yukarı 600-700 bin dolar kazanırsın. Kesin kazanabilirsin hocam, evet. Kazanırsın. Ve zaten bu programa katılanlar hep kazandı zaten. Ben hepsini gördüm. Hepsi bereket, hayatına bereket çektiler. Kazançları arttı. Benim için normal geliyor artık.
Hani beni böyle uçurmuyor, şaşırtmıyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam diyorum ya, iyi adam 3 ayda 3 milyon dolar euro kazanmış, 3 milyon euro. Tamam diyorum, iyi diyorum, güzel diyorum mesela. Heyecanlandırmıyor beni. Çünkü normal kabul ediyorum artık. Şimdi her insanın içinde bir mücevher var ya, insanlar bunu zaten birçok insan bilmiyor. Kendi sırlarını, Allah'ın ona verdiği sırrı kendisi çözemiyor. Yani illaki bir şeyler sebep olması lazım ki kendini tanısın ki bak orada senin bu yeteneğin var. Evet bu var, yapabiliyorsun. Yani şöyle tamam, hani ben biliyorum yapamıyorum diyorsan o zaman gelecek bu programı görecek. Nasıl yapabiliyor? Nasıl çok... yapabildiğini, nasıl başardığını görecek. Halbuki çok basit ama işte ben de bilmiyordum hocam. Basit ama bilmiyoruz. Hocam sizin anlatış şekliniz çok anlaşılır bir şekilde. Yani karşı tarafın sizi anlamamasına imkan yok. Yani küçüğü de anlar, büyüğü de anlar, yaşlısı da anlar, genci de anlar. Yani zekası normalin altında da olsa, hani zeka diyelim ki 100 diyelim normal, 80 olsa o kadar zekası yetiyor yani. O kadar zeka, bak o zekayla insanlar bile, zeka gelişen bir şey, antrenman yapıldıkça üstün zekalı olabiliyor insan. Yani zekası düşük olsa da zeka gelişiyor bu programlarla. Vallahi hocam o sizin bu hızlı okuma tekniğiniz var. Hocam ben onu izledim zaten, bana herhalde yan etki yaptı. Değişik oldu biraz. Yani okumam biraz bayağı hızlandı. Evet. Onu yaptım. Onu yaptıktan sonra hocam ben de daha çok düşünme yeteneği çıktı ortaya. Yani bir şey yapmadan önce daha çok düşünme. Mesela kitabı aldık. Ben kitabı aldığım zaman hocam hayatta ön sözünü okumazdım. Bana çok sıkıcı geliyor. Hatta ondan sonra açardım, içine resim varsa resimden anlamaya çalışırdım. Zaten resmi anladım zaten, kitabı okumama gerek kalmıyor. Hiç gerek kalmıyor. Şimdi ön sözünü okuduğum zaman kitabı okumuş gibi oluyorum şu an. Hafif hafif her konuya değindiği için baştan aşağı okuduğumu kitabı anlamış kadar oluyorum hocam. Ama onu başarabileceğim hocam. Zaten kitabın içine ben girdim. Kayboluyordum ki ben. Bir iki satır okuyordum. Gözlerim kararıyordu, karışıyordu. Aşağıda mıyım, yukarıda mıyım, neredeyim onu bilmiyordum. Zaten hiç okumama gerek kalmıyordu. Ondan sonra kitabı köşeye koyup bırakıyordum. Ama şu an öyle değil hocam. Şu an bir de hem okuyorum bir de yazmak çok hoşuma gitmeye başladı. Yani kalemi hemen hemen elimden bırakmıyorum gibi bir şey. Parantez içerisinde şunu söyleyeyim. İlk söylediğimiz gibi programa katılanlar kendi kitabını yazıyor dedin. Belki bu şaka gibi gelebilir ama her programa katılan bir çeşit yazar oluyor. Yazmayı seviyor. Evet. İleriden yani programa katılıp yüksek lisans yapanlar çok oldu. Mesela yazma alışkanlığı kazandıkları için. Okuma alışkanlığı tamam. Bir de yazma alışkanlığı kazandılar. Bununla beraber tez yazdılar. Doktoralarını yazanlar oldu. Yani akademik çalışmalarını yazan çok oldu. O yüzden bu programlar bitince çoğu insanlar kendi kitabını da yazabiliyor. Öyle bir yeteneğe sahip oldu. Ben önceden hiç yazamıyordum ki hocam. Ben hayatımda ben bu kadar yazdığım yazıyı ben ömrümde hiç yazmadım. Evet. Ben bu kadar yazıyı ben hayatımda yazmadım. Yazdıkça insanın daha çok yazısı geliyor. Yani hocam girdiğim yol beni öyle bir içine aldı ki okuması, yazması, düşüncesi, fikri, atacağı adım bambaşka bir dünya çıktı hocam karşıma. Yani yaşadığım şu dünyanın artık bir önemi yok. Yani şu dünyanın hiçbir önemi yok benim için. Çünkü bir de öbür hayat var. Bu hayat çok seven alsın onların olsun. Ha, ama bu dünyadayım. Tabii ki buradaki hayata da ayak uydurmak zorundayım. Buradaki gibi yaşamak zorundayım. Onun da farkındayım. Dengeli bir şekilde hayatımı çok güzel bir şekilde ilerletiyorum hocam. Çok güzel bir konuma geldim bu konuda. Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Şimdi şöyle bir şey daha var. Hani onu da söylemek istiyorum. Bizim programlarımıza katılmak istiyorlar genellikle insanlar. Ama bir türlü karar veremiyorlar. Yani harekete geçirecek, onları böyle harekete geçirecek böyle bir hani bir parlama, bir şey bekliyorlar veya beyaz atlı prens var ya, onu bekliyorlar belki. Yani bir türlü karar veremiyorlar. Veya karar vermek üzere oluyor
Birisi çıkıyor karşısına, tamam mı, olumsuz birisi, caydırıyor onu. Bu sefer yine çarkın içerisine giriyor. Karar konusunda ne düşünüyorsun karar vermekle alakalı? Vallahi hocam, karar vermemek aslında zaman kaybı. Çok büyük bir zaman kaybı. Yani bunu karar verdikten sonra, bu kapıdan geçtikten sonra insan daha iyi anlıyor da, bence hocam yani kesinlikle bir an önce adım atmaları lazım. Çünkü insan hayatından çok şey kayıp gidiyor, farkında olmuyor. Benim arkada bıraktığım bir koskoca bir 46 sene var. Arkaya baksam arkada kayboldum. O yüzden arkaya hiç bakmıyorum artık. Artık da zaten hiç önemsemiyorum da. Ama önceden çok önemsiyordum. Hep kafaya takıyordum. Ya şurada şu olmuş, burada bu olmuş. Keşke şöyle olsaydı, olmasaydı. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Hiçbir şey geri gelmiyor. Arkadan öne hiçbir şey geri gelmiyor ama buradan öbür tarafa çok gidilecek, güzel atılacak adımlar var. İnsanın o adımları atabilmesi için kendisiyle alakalı çok güzel kararlar vermesi lazım ve bunu bir an önce yapması lazım ki yani ne evinden olsun, ne köyünden olsun, ne çoluğun çocuğundan olsun, ne işinden olsun, ne hayatından olsun, yani hiçbir şey kaybetmesin. Bence hiçbir şey kaybetmemeli. Çünkü hayat gerçekten çok önemli bir yerde. Hayat gerçekten çok önemli. İnsan bunu kaybettiği zaman daha iyi anlıyor, daha iyi farkına varıyor ama bence dönüm noktası şu an diyebilirim. Yani bir an önce bu kapıdan geçmeli. Bir an önce geçmeli ki yani bu işin hem ilim tarafı var hem bilim tarafı var. Yani neye inanıyorsa inansın. Sadece bu kapıya kadar gelsin. Gerisi zaten ona gelir. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi sana diyecekler ki tamam bu kapı diyorsun da yani İsa Bey'in diğer uzmanlardan farkı ne? Tamam niye biz İsa Bey'in dedim? Yani o kadar uzman var, belki yüz binlerce var. Almanya'da var, İngiltere'de var, Türkiye'de var. Uzman çok. Peki İsa Bey'in programındaki fark ne? Yani niye biz bu onun kapısından gireceğiz ya, Allah Allah diyenler vardır. Ya illaki de vardır, olacaktır da hocam zaten. İllaki de olacaktır. Evet. Edirne dilli değnek mi var İsa Bey'in? Ne yapıyor? Böyle dın deyip de değişiyor mu? Birincisi anlatım şekliniz bir kere insana hitap ediyor. Yani insansın, insana hitap ediyor. Yani insanın dışındaki bir varlığa değil. İnsana hitap ettiğiniz için sizin attığınız adımlar yapıcı. Hem yapıcı hem güzel hem aynı zamanda da yani insanın hayatını kurtaran bir şey. Yani resmen insanın hayatını kurtarıyorsunuz bu konuda. Yani çünkü kötü alışkanlıklarla iş bitmiyor ki. İnsanın hayatında kaybettiği ailesi var. Birçok şey var ki böyle hani belki burada söylenmemesi gereken şeyler de var. Ama yani insanın kaybettiği şeyleri geri kazanması çok zor. Yani bunların hepsini boşaltıp, bardağı boşaltıp bu kapıdan anca geçebilirler. Ve mesela önceki psikolojiden anlatıyor. Adam diyor ki en son ben deli miyim? Diyor ki bana diyor böyle anlatıyor. Ama sizin anlattığınız onun anlattıklarıyla hiç alakası yok. O söylüyor günün sonunda al diyor bu hapı iç. Burada ilaca ihtiyacınız yok ki. Buradaki ilaç kendinizsiniz. Kendi düşüncelerinizle kendinizi tedavi ediyorsunuz. Buradan da bu kapıdan geçmek için de insanın aradığı zaten vitaminler burada var. Başka yerde ben göremedim hocam. Başka yerde böyle bir şey yok ki. Gidiyorsunuz başka psikoloji şeyine gittiğiniz zaman sizi takip ediyorlar. Bakıyor. Veriyor sana bir tane uyuşturucu yap. Adam zaten esrar bırakmış. Bırakmak istiyor zaten. Bir daha üstüne hap veriyorsun adama. Alış diyorsun, bitti. Adam o kurtulmuyor ki. Bağımlı oluyor daha çok. Ama buradaki sizin yanınızdaki konu bu değil hocam. Çok farklı bir şey burası. Buraya bir gelip bir görmek lazım. Biraz da böyle fazla da sır vermek istemiyorsun. Gizemli kalsın diye. Hocam çünkü şöyle bir şey var. Çünkü fazla anlattığın zaman da insanlar şey olarak düşünüyorlar. Demin de bu konuya değinmiştik. Yani insan niye gelsin?
Gel bir gör bakalım ne güzel şeyler var burada. Bir gel bir gör. Ondan yoksa zaten çeker, yoksa zaten çeker gidersin. Yani en azından diyor hocam, YouTube'daki sizin programlarınızı bir izlesin. Orada zaten kıvılcımı zaten kapacaklar. Aradıkları şey zaten oralarda da var. Ben zaten hocam bu sizin bazı videolarınızı seyrettikten sonra zaten ben haber seyretmeyi bıraktım. Haberleri seyretmeyi bıraktım. Evet. Çünkü hiçbir şey pozitif değil. Hep negatif düşünceleri vere beynimize kendimizi şey zannediyoruz hocam. Sanki Türkiye'yi ben kurtaracağım. Her şeyi ben yapacağım. Düşünüyorum, ona kızıyorum, buna kızıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ya herkesin bir görevi var. Herkes görevini yaptıktan sonra adam doktor görevini yapsın. Ben niye onun yerine kızıyorum öbür tarafa? Evet. O zaman bana bir kötü bir düşünce geliyor. Kötü bir negatif düşünce geliyor. O hayatıma yansıyor, günüme yansıyor, akşamıma yansıyor. Hemen perdeyi kapattım hocam orada. Hiç gerek yok. Peki o zaman şöyle sorayım Kenan Bey. Yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Seni en çok duygulandıran bu programda, böyle gözünü kapat istersen bir düşün. En çok duygulandıran, seni yüreğinden böyle sana yüreğine dokunan ne oldu? Hangi cümle oldu? Veya ne oldu? Yani seni en çok duygulandıran şey neydi? Valla hocam gözümü kapatmadan hemen söyleyeyim. Çünkü daha önce ister istemeden bu konuyu düşündüm. Hocam gerçekten ve gerçekten söylüyorum. Allah'ı ve peygamberi çok seviyormuşum. Ama farkında değilmişim. Ben bu programda onu öğrendim. Gerçekten onu öğrendim. Sonra bunu hayatına yansıttın. Ve hayatımın her tarafına yansıdı. Geceme, gündüzüme, yatmama, kalkmama, iş yerime, her şeyime yansıdı. Ve bu o kadar çok güzellikler açıldı ki böyle bir perdeyi açtı. Ve açılmaya da halen daha devam ediyor hocam. Ve hatta şeyimde de yazmışım hocam, hedefimde de yazmışım. Allah'ım dedim, günün sonunda dedim, inşallah dedim bana şehitlik nasip edersin. Yani o kadar derine kadar girebildim. Yani ölüm korkusu ne ki hocam? Ölmek nedir ki? Bayramdır bence. Hiçbir şey değil. Çünkü benim en çok bu programda bulduğum şey, Allah'ımı ve peygamberimi çok sevdiğimi daha çok anladım. Gerçekten çok iyi anladım. Evet. Belki bu videoyu izleyen insanlar da bu sözleri, bu anlattıklarından sonra bir nebze de olsa duygulanmışlardır benim gibi. İnşallah hocam. İnşallah. Çünkü insan hayatında, yani inancı olan insanın hayatında var olması gereken şeyleri ben daha çok öğrendim. Çocukken Kur'an kursuna da gittim. Kur'an okudum. Birazcık Kur'an da okudum. Birçok şey yaptım ama şu anki bulduğum çok farklı bir şey hocam. Ya kendime geldim. Sadece nasıl anlatayım hocam? Kendime geldim. Bu benmişim. Allah'ını seven, peygamberini seven bir insanmışım aslında. Ama bilmiyordum. Bu kadar değil. Çünkü Allah için ben gece kalkıyorum, uykumu feda ediyorum. Bunu yapabiliyorum hocam. Yataktan öyle bir fırlıyorum ki beni kimse tutamaz. Bir de kendi kendime kızıyorum hocam. Kesinlikle diyorum geç kalamam. Bu vakitte kalkacağım. Ve kalkıyorum da hocam. Bu program seni ilk böyle şöyle düşünür. Bu program seni ilk yakaladığında, böyle sarstığında, böyle seni kendine gel dediği an hangi videoydu veya hangisiydi? Seni ilk böyle tutup da sana yumruğu geçiren, uyandıran o neydi? Zannedersem o buradaydı hocam, onu hemen bulayım. Ben onu hatta hocam onu ben çok üst üste çok izledim. Onu o kadar çok izledim ki hocam. Verdiğiniz kararların arkasında dur diye var. O var hocam. Bilinçaltı temizliği. O var hocam. Çünkü sabah erken kalk uygula dediğim. Evet hocam o var. Yani ona benzer bir sürü var hocam. Hatta sen robot değilsin dedi. Çünkü o bana biraz uydu. Yani hayatım resmen robot gibiydi yani. Yat, kalk, iç, zıbar. Başka hiçbir şey yapmıyordum. O biraz beni bayağı etkiledi. O bayağı etkiledi. Hatta bunun gibi birkaç tane daha var hocam. Birkaç tane daha var.
Yani bunların hepsi zaten beni bana anlatıyor. Yani sen bu değilsin ama yapıyorsun. Sen kartalsın ama niye tavuk gibi takılıyorsun? Niye tavuk gibi davranıyorsun? Hiç anlamsız yani. Sen tamam busun ama sen busun. Yani bunun gibi bir sürü şey var hocam. Bunun gibi bir sürü video var. Çok güzel, çok güzel bir söyleşiydi bu. Umarım bu videoyu izleyen insanlar içerisinde, tahmin ediyorum bu videoyu 5-6 bin kişi izler ilk hafta. Bunların içerisinde 3-5 kişiyi kazanırsak, uyandırabilirsek bu büyük bir kar. Çok büyük bir beklentim yok. Çünkü bütün iyilikler Allah'tandır. Güzellikler Allah'tandır yani. Bizden değil ki. Sadece vesile olabiliriz. Uyandırabiliriz. İşte senin bu söylediklerinle belki insanlar farkında olurlar, uyanırlar. Belki bu anlattıkları onları da böyle titretir, sarsar, bir uyandırır belki. İnşallah vesile oluruz. Programlarımıza katılmanın tek yolu var. Bir kere açık ve net söyleyeyim. Gurbetçi insanlara biz hitap edebiliyoruz. Çünkü gurbetçi olduğumuz için gurbetçileri tanıyoruz ve kitlemiz gurbetçi. Yani vatan hasretiyle kalbi tutuşan insanlar. Hocam şu an İngiltere'de benim geçmiş, artık geçmiş diyorum, geçmiş vaziyetimde olan çok insan var. Evet. Akıl ve fikir olarak çok kaybolmuş. Hayatlarını kebap salonlarında çalışarak ve ömürlerini kumar makinalarında bitirenler çok var. Gece gündüz esrar içip kendilerince yani hayatı böyle zannedip devam eden çok insan var. Alkolü sonuna kadar içip kulüp kulüp gezip hesapta kendine kız arkadaşı arıyor ama ömrünü zayi ediyor. Farkında değil. Halbuki alnını secdeye koysa Allah'tan istese Allah ona daha ne güzellerini verecek. Farkında değil. Hani oraya varamıyor bile. Yani en azından şu YouTube'daki sizin videolarınızı izleyip oradan bir kendisine bir şans dahi verse, bir izleyeyim, bir göreyim derse zaten kapılar ona her türlü açılır. Her türlü o şekilde o kapıdan geçer. İnşallah da yaparlar. Ben çok mutluyum hocam. Bu şekilde, bu hale geldiğimden ben çok mutluyum ve huzurluyum. Maşallah. Allah'a şükür olsun. Maşallah, subhanallah. Bu videoyu seyredenler de öyle maşallah derler, tahmin ediyorum. Peki, bizimle iletişime girmenin tek yolu var. Gurbetçi olacak, yani Avrupa'da yaşayacak veya Avustralya'da veya Amerika'da, Yeni Zelanda'da katılanlar oldu, fark etmiyor. Yani gurbetçi olacak, şartımız bu. Peki iletişime girmek için ne yaptın sen? Ne yapman gerekiyor? Yani nasıl iletişime giriyorsun? Hocam ben YouTube'u izledim. YouTube'dan sonra zaten sizin bir web siteniz var. Oradan zaten takip ettikten sonra karşılarına hemen hemen her şey çıkıyor zaten hocam. Yani Aynen. videonun altına zaten link koyuyoruz. Evet. Linke tıklıyor. En kolay yol link. Linke tıklayacak. Orada form dolduracak. Formu doldurduktan sonra zaten bizim programa uyuyorsa bizim arkadaşlar, ekip arkadaşlar ne yapıyor? Arıyorlar değil mi? Bizim arkadaşımız aradı. Hani seni anlamaya çalıştı. Ayak bağlarını bulmaya çalıştı. Engelleri bulmaya çalıştı. Sonra yetenekleri bulmaya çalıştı. Sonra filtreledikten sonra her şey yeşil yandıktan sonra bana yönlendirdi. Sonra biz görüştük, değil mi? Hatta hocam ben aradım. Bana dediler ki biz arayacağız geriye sizi. Ben aramayacaklar diye çok korktum hocam. Dedim bir kapı buldum buradan geçeyim dedim bari. Buraya kadar aradım. İnşallah dedim ararlar. Tam ümidimi kesiyordum telefon çaldı hocam. Tabii talep kişiye bağlı. Yani kişi hazır olması lazım. Hazır olmadan hazır yetişmiyor. Evet. Orası doğru hocam. Hocam şimdi yani insanların bir kere şu ön düşünceden kurtulması gerekiyor. Şu öndeki perdeyi bir kere kaldırması gerekiyor ki bu kapıya kadar gelebilsin. Bir kere acaba diye hiçbir şey yok. Acaba diye bir kavramı kafasından atması gerekiyor. Olur mu olmazı bir kere hiç düşünmemesi gerekiyor. Evet olur niye olmasın? Ben düzeldim, ben kendime geldim. Yani keşke yanında olsalardı beni canlı görseler. Yani benimle canlı konuşsalar, neyin değişikliğini görseler bende keşke. Ama tabii böyle bir şey olması biraz zor.
Bence hiç düşünmeden bence programı ilk adıma atmalılar. Çünkü bugün yarına kesinlikle benzemiyor. Kararı şimdi verirlerse faydalı oluyor. Şöyle düşün. Bir nehir var, akıyor devamlı. Nehirde sandal görüyorsun, içinde altınla geliyor. Ve önünden geçecek birazdan. Sen tam önüne geldiği zaman elini uzatıp alman lazım. Ancak o zaman alırsın. Yani kararını verdiğin zaman hemen uygulaman lazım. Tabii harekete geçmesi gerekiyor. Yani bazı insanlar diyor ki önündeki altını böyle ya yarın karar vereyim diyor. Ya yarına kalmıyor. Biz 10 dakika sonra zaten o 10 dakika sonra başka bir yere gidecek. Yani o fırsat bir daha gelmeyecek önüne. Daha önce ben böyle bir karar aldığımda daha önce aldığımın üzerine 7 sene geçti hocam. Evet. Türkiye'ye gittim. Sorayım dedim, soruşturayım dedim. Kendime geleyim dedim. Bir türlü nasip olmadı. Tren kaçtı gitti. Aynen. Üstüne 7 sene geçti. 7 sene sonra ben bir daha kendime geldim. Allah'a şükür tamam gene bir 7 sene gene bir heba oldu ama bugün buldum gene bugünüme şükür. Hemen karar versinler diyorsun değil mi? Yani bu ürüne gelir bir daha gelmez. Belki 7 sene sonra gelir. Belki de hiç gelmez hocam. Bundan sonra ömür biter zaten. Belki de hiç gelmeyebilir. Aynen. Çünkü bizim de yaşımız ilerliyor. Benim de ömrüm belli bir ömrüm var. Hani sonsuz yaşamıyoruz ki. 24 saatim var benim de. Ben de diyorum ki sen bugün karar vermen lazım. Karar veremiyorsan o zaman senin için başkası karar veriyor. Evet. Ve ben karar veriyorum. Diyorum ki almıyorum kardeşim seni. Çünkü sen karar veremiyorsan senin için başkası karar verecek. O zaman ben seni karar veriyorum senin adına. Diyorum ki almıyorum kardeşim. 6 sene sonra gel diyorum programa. Yapacak bir şey yok. Yani kim ölür kim kalır hocam 6 sene sonra. Aynen. Var ama 6 sene bekleyen oldu benim programa. 6 sene bekleyen oldu. 6 sene programı almadım. O hani 13 seneden beri evden dışarı çıkamayan birisi vardı ya. Evet hocam. 45 dakikada dışarı çıktı. O benim programa 10. sene başvurmuştu. Yani 3 sene beklettim onu. Çünkü karar veremiyordu. Almayacağım seni dedim. Hep aradı. Birilerini soktu araya. Sonra hazır hale geldiğini anladım. Çünkü hazır olmadan hazır olmaz. Evet. O zaman dedim gel şimdi. Geldi 45 dakika sürdü. 45 dakika sonra dışarı çıktı. Çünkü biz de haddimizi biliyoruz. Ben de ne zaman vakti geldi, ne zaman saati geldi aşağı yukarı anlayabiliyorum, kestirebiliyorum. Vakti saati gelmeyince almıyorum programı. Eğer bilmişlik taslıyorsan, çok biliyorsan, bardağını boşaltamadıysan hiç şansı yok. Evet, çok güzel bir söyleşi oldu. Bir türlü bitiremedik. Güzeldi. Çok kişinin gönlüne dokunacağına inanıyorum. Hepsi de var içinde. Düşündürücü çok güzel şeyler var. Ne güzel. Allah razı olsun. Sizden de hocam. Videoyla birçok kişinin hayatını pozitif manada etkileyeceğine inanıyorum. Tekrar hülasa yapayım. Onlar da senin gibi daha başarılı, daha huzurlu, daha sağlıklı, ticaretinde daha başarılı veya mesleğinde daha başarılı ve parasında daha bereketli olmak istiyorlarsa ve gurbet diyarlarında yaşıyorlarsa, yani gurbetçi iseler, o zaman bizimle iletişime girebilirler. Yani bizim de onlara yardımcı olmalarını istiyorlarsa. Tabii. Bizimle iletişime girmeleri için bu videonun altına link koyacağız. O linke tıklayacak, videonun altındaki linke tıklayacak, formu dolduracak, gönderecek. Bu kadar. Bu kadar basit. Herkese beraber kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Bununla beraber yine de ya ben Kenan Bey'le görüşmek istiyorum, ille görüşmek istiyorum diyenlerden ben hazırım diyorsun. Görüşsünler hocam, hiç sıkıntı yok. Hayır, benle şöyle görüşebilirler hocam. Ben onların iyiliğini istediğim için, yani bu kapıdan gerçekten bir an önce zaman kaybetmeden geçip bir an önce kendi hayatlarını düzene koymaları için söylüyorum. Bir an önce düzelmesi lazım. Çünkü
Zaman geçiyor, vakit geçiyor, boşuna geçiyor. Aynen, aynen. Ben diyorsun şahidim diyorsun. Allah razı olsun Kenan Bey. Çok ısrar edenler olursa senin telefon numaranı veririz o zaman. Hocam şu bugüne tarih koysunlar. Bugüne tarih koysunlar. Bundan tam 6 ay sonra hani 6 ay sonra bir baksınlar ben neredeyim hocam. Evet. Benim nerede olduğuma kesinlikle belki siz bile inanamayacaksınız ama çok güzel bir yerde olacağım ve bunu da videoya çekeceğim, size göndereceğim hocam. İnşallah. Allah razı olsun. Herkese o zaman kucak dolusu selamlar gönderiyoruz değil mi Kenan Bey? İnşallah hocam bu kapıdan geçerler. Son kez gene söyleyeyim de Allah yollarını açık etsin. Hiç tereddüt etmesinler. Mutlaka ki bu yoldan geçsinler. Güzellikler, her şey onların olsun. Evet. Aynı zamanda bu videoyu da sevdikleri insanlara göndersinler, paylaşsınlar. Aynen hocam. Evet. Peki. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Selamlar herkese. Oldu hocam. Size de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.